Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan hepinize merhabalar. Bugün piyasada derimot olarak bilinen ve borsadaki işlem gören ismiyle derim e, koduyla işlem gören hisse hakkında paylaşımlarda bulunmaya çalışacağız. Öncelikle derimle alakalı teknik anlamda son durum nedir, getiri oranları nedir buna kısaca değindikten sonra şirketin gelişim seviyesiyle ilgili size temel değerleri paylaşacağım. İkinci bilançolar yaklaşıyor biliyorsunuz. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi derimle ilgili ikinci bilançoları göreceğiz. Bununla ilgili derimle alakalı dikkat çeken önemli noktalar var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet derime baktığınızda biliyorsunuz borsamızda 3 Ocak tarihi itibariyle başlayan sert bir düşüş vardı. derim de bundan etkilendi her hissede olduğu gibi ancak düşüşü %42 seviyesinde olan derim çok çabuk toparlandı ve yaklaşık 29 Mart tarihi geldiğinde 3 Ocak tarihinde başlamış olduğu düşüşün üzerine çıktı. 29 Mart tarihi itibariyle yani 3 ay sonunda çok ciddi bir toparlanma derimde görüldü. Tekrardan düşey ve yatay bazda izleyen derim özellikle 21-22 Haziran itibaren borsanın da harekete geçmesiyle beraber muazzam bir yükseliş sergiledi ve hemen hemen bakıyoruz. Yaklaşık e, %75 oranında bir gelişim kat etti. 22-23 Haziran'dan bugüne kadar derim. Bugün günlerden 11 Temmuz. Sadece 9-10 işlem gününde %75'lik bir yükseliş kat etmiş derim. Yine e, hemen 3 Ocak tarihinde yani borsanın düşmeye başladığı o büyük çöküşten itibaren derimin pozisyonu nedir? Evet gördüğünüz gibi 3 Ocak tarihinden %45 daha yukarıda izliyor deri mod bugün itibariyle değerli yatırımcılar. Ve dikkat çeken bir başka grafikte özellikle son dönemlerde yani son 10 günlük zaman periyotunda Son derece ivmeli bir şekilde tavan ve tavana yakın oranında sürekli yol kat etmiş gözüküyor derim. Peki derimde durum bu şekildeyken acaba şirketin temel anlamda durumu nedir? İsterseniz hemen bunlara hızlı bir şekilde değinelim. Evet değerli yatırımcılar öncelikle özet raporla başlamak istiyorum. Satışlara bakalım. Geçen yılın birinci çeyreğinden 2023 yılının birinci çeyreğine kadar derimde satışlar %171 oranında artmış gözüküyor ki bu oldukça muazzam bir artış. Bu yıllık bazda %171 iken hemen bakıyoruz çeyreklik bazda durum ne? Evet 2022'nin son çeyreğinde 393 milyon dolayında bir satış yaparken derim bu yıl ilk çeyreğinde 514 milyonluk bir satış yapmış yani satışlar artmaya devam ediyor. Hemen şuna 10 çeyreklik bazda yapalım. Gördüğünüz gibi son 10 çeyreklik bazda sürekli derim yukarı doğru satışlarını arttırıyor gözüküyor. Evet brüt kâra baktığımızda brüt kâr geçen yıldan bu zamana %158 oranında artmış. Esas faaliyet kârı %224 oranında artmış. Fabrik oranları %128 oranında artmış ve net dönem kârı %442 oranında artmış gözüküyor. Derimde gerçekten muazzam artışlar, muazzam yükselişler göze çarpıyor. Bilanço verilerine baktığımızda ise Hemen bakalım değerli yatırımcılar. Dönem varlıklarda %32'lik bir artış var. Son 3 aylık zaman diliminde duran varlıklarda ise %292'lik bir artış var. Anlaşılan duran varlıklarda muazzam bir getiri olmuş. Finansal borçlarda artış gözüküyor %514 oranında ve öz kaynaklarda yine %18 oranında bir yükseliş göze çarpıyor derimde. Marjlara hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. Brüt kar marjında e, son çeyreklikte bir düşüş gözle çarpmış. FAVÖK marjında yine düşüş gözle çarpmış. Net kar marjında yükseliş devam ediyor. Trend oldukça olumlu gözüküyor. Cari oranlarda güzel giden durum son çeyreklikte ufak bir gerileme kat etmiş gözüküyor. Borçluluk oranı artmış. Öz kaynak karlılığı ise her dönem artmaya devam ediyor derimde değerli yatırımcılar. Evet değerli yatırımcılar karşınızda bilanço hareketleri var. Dönen varlıklarla başlamak istiyorum. Toplam dönem varlıklara baktığımızda bir önceki çeyreğe göre %32'lik bir artış var dönem varlıklarda. Hemen duran varlıklara geçiyorum. Yine bir önceki çeyrekle kıyaslıyorum. Yine duran varlıklarda %35'lik, pardon %292'lik bir duran varlık artışı sağlanmış gözüküyor. Dikkatle incelediğimizde kullanım haklarında muazzam bir artış var. Demek ki patentler, şunlar, bunlar oldukça gelişmiş durumda derimde. Malum tekstil sektöründe ve deri sektöründe yatırım yapan bir firma demek ki bununla alakalı arge çalışmalarına son derece önem veriyorlar gözüküyor. Kısa vadeli borçları artmış derimin. Malum şirket büyümeye çalışıyor. Büyürken de borçluk oranları piyasaya endeksli bir şekilde yükseliyor gözüküyor. Bunlar gayet normal veriler. Uzun vadeli borçlarında yine bir artış gözükmüş. Öz kaynaklarına baktığımızda Hemen şurada göstermek istiyorum. Geçen senenin pardon bir önceki çeyreğe göre yüzde 18'lik bir öz kaynak artışı var değerli yatırımcılar. Net dönem karında bir azalma söz konusu. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 29'luk oranda net karı azalmış. Toplam kaynaklar ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 35 oranında artmış. Bu oldukça güzel bir tablo. Evet hemen gelir tablosuna geçmek istiyorum hızlı bir şekilde ve anlaşılır olarak bu gelir tablosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Satış gelirlerini çeyreklik bazda fin tables'tan bakıyorum ve her dönem satışlarını artırmış bir e, deri mod karşıma çıkıyor ki son dönemde satışlarını %31 oranında arttırmış. E, bu da şirketin yine e, hem yurtdışı hem bu da yine şirketin satışlarını geliştirme çabasının önemli bir göstergesi. Satışlar arttıkça tabii ki doğal olarak satışların maliyeti de artmış değerli yatırımcılar. Gördüğünüz gibi her dönem her çeyreklik satışların maliyeti de artmış gözüküyor. Ancak satışların geliri mi daha çok artıyor maliyetler mi daha çok artıyor sorusuna bürüt kar ve zarar oranlara cevap vermiş ki satışların geliri giderlerine yani maliyetlere göre daha fazla arttığını brüt kar oranlarından görebiliyoruz. Bu da oldukça olumlu bir senaryo. Faaliyet karına baktığımızda son iki çeyreklikte derinde oldukça güzel bir performans vardı ancak son çeyreklikte faaliyet karında eksi 7 oranında zarar yazmış. Çok büyük bir oran mı? Hayır ama faaliyet karı anlamında incelenmesi gereken bir rakam. Dönem karı da bizim dikkatle incelememiz gereken özel, önemli bir bilanço verisi ve gördüğünüz gibi son 3 çeyreklikte dönem karı ve zararı kar yönlü e, yeşil yakıp yeşil yanmaya devam ediyor değerli yatırımcılar derimde bilanço anlamında olumlu veriler karşımızda bulunuyor. Evet derimle alakalı aslında karşımıza gelen e, olumsuz diye adlandırabileceğimiz bir tablo nakit ve nakit benzerlerindeki net artış azalış oranlarının negatif yönlü ilerlemesi. Son iki çeyreklikte nakit ve nakit benzerleri oldukça güzel ve pozitif seyir izlerken son çeyreklikte nakit ve nakit benzerleri azalış yönünde bir seyir izledi. Hatta eksi rakamlar yazmış. Bu incelenmesi gereken bir bilanço verisi. Mutlaka değerlendirilmesi diye düşünüyorum yatırımcılar tarafından. Evet değerli yatırımcılar hemen size karlılık oranlarını ekrana taşımak istedim. Son derece önemli grafikler bunlar. FinTable'dan faydalanmaya çalışıyorum. Sizler de benzer programlardan bakabilirsiniz. Ee, sarıyla gördükleriniz deri modun yani derimin performans grafiği. Turuncu rengi ağırlıklı olan tekstil giyim sektörü. Ee, yine maviye çalan renkse yine tekstil giyim ve deri sektörünün perakendesi olarak adlandırılabilir değerli yatırımcılar. Gördüğünüz gibi derimde bir kırılma gerçekleşmiş 2019 yılında COVID sürecinde negatif yönlü bir kırılma. E, sektörüyle buluşması 2020'nin 3. çeyreğine denk gelmiş. Sürekli olarak yukarı yönlü ve pozitif seyir izlemesine rağmen sektörün altında bir performansı var. Bunu paylaşmamız lazım. Ancak derim ee, özellikle 2021 yılındaki e, ve 2019 yılındaki gördüğü dip seviyelerden yukarı doğru sürekli bir ivmesi var. Bu önemli. Brütkar marjı anlamında çok büyük karlılıklar yazdığı söylenemez yıllık anlamda. Çeyrek tel bazla bakıncaysa negatif yönlü bir durumu brütkar marjında söz konusu. Bunu muhakkak paylaşmamız lazım. Fabrik marjında dengeli seyri mevcutken çeyreklik bazda sektörüyle beraber ilerlediği çok hafif bir negatif düşüşü sergilemiş olduğu görülüyor. Hisse başına kar anlamında pozitif yönlü durumu devam ediyor derim odun. Bilmeniz gereken derimle alakalı durumlar bunlar değerli yatırımcılar. Son olarak derimin karnesini size paylaşmak istiyorum. Yıllık anlamda pardon karlılık anlamında derime baktığınızda e, yıllık değişimde net karında pozitif, çeyreksel anlamda pozitif ancak brütkar e, brüt kar marjı ve faalık marjında hem yıllıkta hem de çeyreksel anlamda negatif bir durum söz konusu. İşin rengi büyümeye geldiği zamansa derim gerçekten e, 6'da 5 yeşil yakmış. Yani 6 e, kıstastan 5'ini gerçekleştirmiş gözüküyor. Büyüme odaklı büyüme yönlü çabasını gayretini şirket sürdürüyor değerli yatırımcılar. Son olarak yabancı takas analize bakmak istiyorum. E, bu önemli çünkü Haziran ayında yabancıların yatırım yapmış olduğu şirketlerden bir tanesi de e, deri mod olduğu gözüküyor ve deri mod 11 Temmuz itibariyle son 9-10 iş günü performansı oldukça üst seviyedeydi tabi burada paylaştıklarımız fikirler görüşler yorumlar hiçbiri bunların yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz sadece Son günlerin popüler bir tanesi olan derimle alakalı Sizlerle Sağlam bilenço verilerini paylaşmaya çalıştım Bununla ilgili değerlendirmeleri Herkesin kendin yapmasını özellikle rica ediyorum Kanalıma abone olmayı takip etmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin burada sadece Veriler ve gerçekleri konuşmaya çalışıyoruz Zamanınızı çalmadan En öz bilgileri sizlere aktararak Borsada birlikte doğru yol almaya çalışıyoruz. Videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim ve yatırım yolculuğunuzda hepinize bol şans diliyorum. Değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.